Ayak parmak kesilmesi düşünülen bir hastamız var. Ayak parmağını kurtarabileceğiz mi? Bu hastaya damarını açaraktan, tıkalı damar açaraktan ayak parmağının kesilmesini önledik. Bu vakayı sizinle paylaşacağım. Şimdi öncelikli olarak da biz radyal yolları kullanıyoruz. Sol radyalden girişim yaptık ve hastanın asıl sol tarafında, sol ayak parmağında problem var ve oraya girişim yapacağız. Onun üzerine biz tabii bu uzun boylu bir hasta olunca aynı taraftan girmeyi düşündük ve aynı taraftan sol tarafa bir giriş yaptık. Dolayısıyla biraz sonra o damardaki problemleri göstereceğim ben size. Şimdi burada tamamen tıkalı damarları. Bakın buradan direkt aynı bacaktan girdiğimizde şuradan bakın %100 tıkalı bu damar. Aşağı doğru gidiyor. Sadece bu damar çalışıyor. O da damarları burada birleştiriyor ama buradan buraya kadar bu damar tıkalı ve ayak parmağının ikinci parmakta kesilmesi düşünülüyor. Biz öncelikli olarak da yukarıdan bu mikrokateter, bir 0,18 mikrokateter, Gladius denedik, Fildir şeyle Regalia ile denedik, Gladius denedik ama hep burada bir diseksiyon, bir yırtık oluşturdu damara. Bunun üzerine ayaktan girmeye karar verdik. Bakın buradan bu damar buradan ilaç verince bu bölgeden doluyor. Bakın şuradan. Şuradan girip yukarı doğru çıkmaya karar verdik. Ve yukarı ayak parmağından girdiğimizde bakın burada ayak şeyinden giriyoruz. Bir ayak bileğinden giriyoruz. Şimdi ayak bileğinden girdik ve yukarı doğru çıkabildik. Bu elimizdeki bir Filder FC. Filder FC veya bir Armet'le yukarı kadar dayandık. Ve biraz eksternize edeceğiz biraz sonra. Bakın burada bu tamamen tıkalı. Buradan geçip yukarı doğru gideceğiz. Burada da bir darlık var. Bu hem sağ ayak hem sol ayağı besliyor. Dolayısıyla öncelikle buraya aşmamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi bu kateterin içerisine girmemiz gerekiyor. Kateterin içerisine girdikten sonra Armet kateterimizi de ilerletip birazcık şitimizi geri aldık. Bakın şu an kateterin içerisine girdik ve eksternalize ediyoruz. Kasıktan bu teli çıkardık. Her iki telin ucu elimizde ve buraya bir balon yapıyoruz. 2'ye 200 balon yaptık. Ve ardından gördüğünüz gibi bakın kocaman bir damar çıktı. Birazcık spazm var. Dolayısıyla balonlarımıza devam ediyoruz. Daha büyük bir balon alıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bakın şöyle kocaman bir damar çıktı. Bu artık ayak parmağını besleyen bir damar. Bakın şuradan itibaren bizim giriş yerimiz burası ayak bileğinden. Şurası devam ediyor. Açıldı o damar. Ve bu sefer hani burada bir darlık var. Bu aynı zamanda posterior tibialis arteride besliyor bu peroneal arteri. Bu tibialis anterior. Açtığımız tibialis anterior. Tibialis anterior'un da ağzında bir problem var. Orayı da açtık. Ve son olarak orayı da açtıktan sonra bakın bu tibialis posterior besliyor. Dolayısıyla her iki arterimiz de açık. Retrograd acaba bir tibialis posterior'a geçebilir miyiz diye baktık. Çok zorlamadık. Sonuç olarak hem peroneali hem de tibialis anterior'u açmış olduk. Dolayısıyla hem dorsalis pedis hem de tibialis posterior çok iyi besleniyor. Hastanın ayağını böylece kurtarmış olduk.